Herkese merhaba, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Bugün sizlerle birlikte kıymalı semizotu yemeği hazırlayacağız. Tabii ki de benim kıymam hazır arkadaşlar. Çünkü annemle birlikte, daha doğrusu annem çok güzel bir şekilde kıymalı börek hazırladı. Onun da zaten videosu ya gelecektir ya da gelmiştir. Oradan da benim içim arttı ve yemeğimde değerlendirmek istedim. Biliyorsunuz yani et, kıyma çok pahalı şeyler ve asla yani hani israf etmeyi düşünmem bile. İlla ki değerlendiririm. Çünkü ben çok fazla bir şeylerde böyle bol malzeme seven bir insan değilim. O yüzden tam ayarında anneme de böyle koydurdum içerisine. Dediğim gibi kıymam da arttı arkadaşlar. Bunun da içinde şöyle sizlere göstereyim. Soğanımız var, kıymamız, karabiberimiz, tuzumuz ve pul biberimiz var. Bu arada kusuruma da bakmayın. Bu sırada aslında bir tık hastayım. O yüzden bazı şeyleri karıştırabiliyorum. Yani özür dilerim şimdiden. Sürekli mesela kırmızı tat toz biber diyesin geldi. Nedenini bilmiyorum. Genelde tariflerimde çok kullandığım için galiba. Sonrasında arkadaşlar şöyle semizotumuz var. 2 demetti. Birazını da bu arada cacık yapacağım. Cacık hazırlayacağım. Onu ayırdım. Yani 1,5 da diyebiliriz aslında. Demetleri bayağıca bir az çünkü. Az çıkıyor içinden. Sonrasında sıvı yağımız var. Zeytinyağıyla da hazırlayabilirsiniz. Benim evimde kalmamıştı. Son olarak da tuzumuz var arkadaşlar. O zaman artık bu güzelliğin ben yavaş yavaş hazırlanışına geçiyorum. Ben tenceremi aldım ve geldim arkadaşlar. Bu arada mesela soruyorum işte iç harcınız artmadı. Herhangi bir kıymalı harcınız da yok. Öncesinde arkadaşlar aynı tencerede. Tencere değiştirmenize asla gerek yok. Kendinize boş yere hiç iş çıkartmayın. Aynı tencereye biraz sıvı yağ ekleyin arkadaşlar. Sonrasında soğanı ekleyin. Biraz pembeleştirin. Kıymanızı ekleyin. Kıymayı da biraz kavurun. Son olarak baharatlandırın. Sonrasında da semizotunu atın içine. Ve o şekilde de biraz kavurmaya devam edin. Bu şekilde oluyor yani. Bakmayın benim dediğim gibi hazır vardı. Ama yoksa da tarif ettiğim gibi hazırlayabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla. O zaman ben artık bu güzelliği dediğim gibi hazırlıyorum. Şöyle arkadaşlar çok fazla yağ istemiyorum. Biraz yağ gezdiriyorum. Bu kadar da bayağıca bir yeterli. Tabii ki de doğal zeytinyağı falan varsa tabii ki de daha da ekleyebilirsiniz. Şöyle semizotlarımı ben bu arada bu şekilde şöyle doğradım. Ve bayağıca bir yıkadım ki çok fazla kum falan bayağı bir çıktı. Bu arada arkadaşlar ben konuşurken de video durmuş. Ne zaman durduğunu da bilmiyorum vallahi. En son ne dediğimi de tam hatırlamıyorum. Şeyden büyük ihtimal şundan bahsettim. Semizotlarını bolca yıkayın arkadaşlar. İster istemez böcek olur, kum olur. Doğada yani. Doğada üretiliyor sonuçta. Ay şunları da alamadım. Hiçbir yerinde israf etmiyorum. Şöyle tencereme atıyorum arkadaşlar. Sonrasında burada görmüş olduğunuz kıymalı harcımı ekliyorum. Şimdi bakın bana şimdiden demeyin. Bu kıyma az. Ondan sonra bu nasıl kıymalı işte semizotu yemeği demeyin. Bahsettim size. Sizde ne kadar varsa arkadaşlar o kadar kullanabilirsiniz yani. Hiç yoksa da direkt sadece yemeğini yapın. Vallahi o da mis gibi oluyor. Şöyle üzerine de biraz tuz gezdiriyorum. Ki benim tuzla çok aram yok. Yani semizotu ve ıspanak türü şeylerde arkadaşlar tuzuna çok dikkat edin. Çünkü eriyecek zaten. Tamamdır. Bu kadar yeterli. Artık ben bu güzelliği ocağa pişmeye alıyorum. Tekrardan herkese merhaba. Benim kıymalı semizotu yemeğim servise hazır. Mis gibi de oldu. Mis gibi de kokuyor arkadaşlar. Şöyle sizlere de göstereyim. Gerçekten evlerinizde gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Dediğim gibi kıymalı harcın miktarını evinizde olan malzemeye göre ya da nasıl seviyorsanız damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. O zaman ben artık videomu kapatıyorum. Videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için de çok ama çok teşekkür ederim. Tarif ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.